Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhabalar, selamlar tekrardan. Bugün Hollanda ülkesiyle ilgili birazcık bilgi vereceğim size. Nasıl gidebilirsiniz? İşçi vizesiyle nasıl başvuru yapabilirsiniz? Bu ülkeye nasıl entegre olabilirsiniz? Bununla ilgili kısa bir video olacak. Videoya geçmeden evvel şunu hatırlatayım. Videoyu kesintisiz sonuna kadar izleyin anlamanız açısından. Geçmiş videolara bakıyorum. Tamamen izlemeden insanlar yorum yapıyorlar. İzleyin, ondan sonra yorum yapın. Anlamaya çalışın. Öncelikle 3 tür vize şeklinden bahsedeceğim. Yani bizleri ilgilendiren bu videoda 3 tür vize şekli var. Fakat ben bunlardan bir tanesini işleyeceğim bugün. Ama diğer ikisiyle ilgili de kısa bilgiler vereceğim. Birincisi şu. Ankara Anlaşması'yla gidildiğini biliyorsunuz hepiniz. Ankara Anlaşması'nı biliyorsunuz. İngiltere çıktı bu anlaşmadan. Ama şu an hali hazırda Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda Ankara Anlaşması'nın avantajını Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları kullanabiliyorlar. Ankara Anlaşması'nın içeriği nedir? İşte oraya gidip bir iş yeri kurma. Ankara Anlaşması dahilinde vize veriyorlar. Bu vizeden eşiniz de yararlanıyor. Dolayısıyla oraya entegre olabilirsiniz. Tabii bizim konumuz bu değil. Türk işçi vizesi diye bir şey var. Yani bu ikinci seçenek. Bu Türk işçi vizesi dediğimiz olay, işte öğrencisiniz, eğitim almak istiyorsunuz, master yapmak istiyorsunuz. İşte bir nevi oraya gidip 4 yıl, 5 yıl eğitim aldıktan sonra orada kalabiliyorsunuz. Ya da orada kaldığınız süre içerisinde size devlet hak veriyor, çalışma hakkınız var. Bildiğim kadarıyla da haftada 36 saat bir çalışma hakkı veriyor size. Ya ayda 36 idi ya haftada 36 saat, tam emin değilim. Fakat bu da size yeterli gelecektir. Part time'da çalışabilirsiniz, full time'de. Böyle bir avantajı var. Bu öğrencileri ilgilendiren bir vize türü. Üçüncüsü, asıl bizi ilgilendiren vize türü de şimdi bahsedeceğim işçi vizesinden bahsedeceğim. Yani bizim videomuzun esas konusu işçi vizesi. Şimdi diğer saydığım iki seçenek aslında birbiriyle bağlantılı seçenekler. Fakat bu üçüncü işçi vizesi Ankara Anlaşması'ndan avantajlar sağlayan bir vize türü. Bize birçok olanağı sağlıyor ve duyduğunuz zaman şaşıracaksınız. Bunu birçok kişi bilmiyor diye tahmin ediyorum. Ve kısa kısa anlamanızı rica ediyorum. Dikkatlice dinleyin. Şimdi normalde bütün dünya ülkeleri için geçerli bir durum var. Bu nedir? Hollanda'ya gidip de işçi statüsünde vize almak isteyenler, yani Hollanda'ya işçi vizesi almak isteyen insanlara istedikleri şey şuydu. Bir sponsor bulun, bir firma bulun kendinize. O firma sizin bütün masraflarınızı karşılıyorsa biz sizi bu ülkeye alıyoruz diyorlardı. İşin özü bu. Fakat biz Ankara Anlaşması'yla koruma altına alındığımız için burada kullanabiliyoruz. Nedir bu avantajlar? Arkadaşlar sıkı durun. Diğer dünya ülkelerine Hollanda sponsor bul diyor. Fakat biz Türk vatandaşlarına sponsor bul deme hakkı yok. Ankara Anlaşması'yla bu sabitlenmiş. Yani saçma sapan, atıyorum size işte oyalama taktiğiyle işte buraya gelmesinler diye böyle bir taktik yok bizler için. Diyor ki kardeşim sen bul işini, yine de bize bir sözleşme gönder. Hani bu gene olsun elimizde bir şey. Ama sen diyor firmaya herhangi bir sponsorluk bedeli ödemeyeceğini söylemen lazım. Yani bu işin püf noktası, iş başvurusu yaparken şunu hatırlatın. Deyin ki ben Türk vatandaşıyım ve herhangi bir sponsorluk masrafı benden çıkmayacak. Yani sizden de çıkmayacak. Bu tamamen yasal bir durum. Türk vatandaşlarına sponsorların ödemesi gereken bir ücret yok. Yani bir harcama yok. O yüzden bunu hatırlatın işverene. Bu büyük bir artı olacaktır sizin için. Türkiye'den istediğiniz herhangi bir firmaya, Hollanda'da bakın, internet yoluyla olsun, telefon yoluyla olsun, ben bir önceki videoda bahsettim, iş ilanlarına nereden bakabilirsiniz. O insanlara, yerel firmalara ulaşıp, ilanlarına bakıp, kendi branşınızda, kendi uzmanlık alanınız neyse o iş dalında müracaat edip iş teklifinde bulunup sizi işe almalarını sağlamanız gerekli. Bu da zor olmasa gerek, çünkü
Bakın yine altını çizerek söylüyorum. Herhangi bir sponsorluk masrafı istemiyorlar devlet olarak. Yani sizi karşılayacak firma sizin için herhangi bir masraf yapmayacak. Sadece herhangi bir Hollanda vatandaşı nasıl işe başlıyorsa o şekilde sizi işe alacaklar. Bu çok önemli bir ayrıntı. Altını çiziyorum tekrar tekrar. İşte bu Türk vatandaşları işte Türkiye'den akrabasını, tanıdığın arkadaşını bir şekilde kendi iş yerinde gösteriyordu, Türkiye'den getiriyordu, işte masraflarını da karşılıyordu ama yine aynı şekilde orada resmi olarak gözüküyordu arkadaşlar ama onlar başka işler yapıyorlardı. Yani bu şekilde sistem çalışıyordu bizim gurbetçiler arasında. Şu an bilmiyorum o şekilde yine çalışıyorlar mı ama gurbetçiler Utrecht şehrinde çok fazla var. Eğer hani odaklanmak istiyorsanız da, Türk vatandaşlarını bulmak istiyorsanız da Utrecht şehrine odaklanın diyorum. Şimdi güzel bir haber daha vereceğim size. Ama hemen balıklama atlamayın. Lütfen bunu iyice dinleyin. Sonuna kadar dinleyin. Bu birazcık hani biraz daha sizi tatmin edebilecek seviyede bir bilgi. Şimdi oldu ki Hollanda'ya gerçek anlamda gidip orada çalışıp hayatınızı kurmak istiyorsunuz değil mi? Şunu yapma hakkınız var bakın Ankara Anlaşması'yla bu sağlanmış size, bu hak verilmiş. Bunu birçok Türk vatandaşı bilmiyor. Nedir bu? Hemen söylüyorum. Şimdi siz normalde 90 gün vize alma hakkınız var. Nasıl hakkınız var? Bunu oluşturmak için de bir altyapınızın olması lazım. Neler bunlar? Belli bir mesleğiniz var, sertifikalarınız var. İşte kaç yıllık tecrübeniz varsa bunu belgelendirmeniz lazım. Yani sonuçta ustaysanız ustalık belgeniz vardır herhalde. Ya da ne bileyim makine mühendisiysen diploman ya da işte ne bileyim çalıştığın iş yerinden aldığın belgeler vardır. Bunların hepsi yanınızda olması lazım. Bu bahsedeceğim konu çok önemli. Bunun yanında başka nedir? En azından yine çat pat da olsa bir dil bilmeniz lazım. Şunu diyeceksiniz. Vize başvurusu yaparken bu evrakları tabi hazırlayacaksınız. Diyeceksiniz ki kardeşim ben Türk vatandaşıyım ve Türk vatandaşı olduğum için de Ankara Anlaşması gereğince benim bu hakkım var. Nedir bu hak? Diyorsunuz ki ben gidip orada iş bakacağım kardeşim. Benim ustalığım var, benim işte yeteneğim var, benim şuyum var, buyum var artık neyse, ne iş yapıyorsanız. Ben gidip orada bunları araştırmam lazım. Ben iş bulmam lazım. Siz 90 gün bana vize vereceksiniz. Bu evrakları siz hazırlarsanız o adamların geri çevirme gibi bir ihtimalleri yok. Size 90 günlük vize veriyorlar ve o vize içerisinde de sizin şöyle bir hakkınız var. Gidersiniz, ararsınız. İş yeri, kendinize çalışabileceğiniz bir iş yeri bulursunuz. Bulamazsanız da geri dönersiniz. Sözleşme yaptığınız andan itibaren ülkeye girdiniz, işi buldunuz. Sözleşme yaptığınız andan itibaren size çıkış falan kralı gelse veremez. Çünkü siz oraya artık Ankara Anlaşması gereğince bütün istenilen şeyleri yerine getirmiş oluyorsunuz ve size oturum hakkını, çalışma hakkını vermek zorunda Hollanda hükümeti. Dolayısıyla güzel bir seçenek. Tekrar edelim. Hollanda'ya vize almak için gidiyorsunuz. 90 gün vize alma hakkınız var. Diyorsunuz ki ben iş bulmak için, iş yapmak için gitmek istiyorum. Hollanda'ya bana vize verir misiniz? Bu vizeye bastıra bastıra ama tabii bu evraklarınızın hazır olması lazım. Hangi işi yapıyorsanız. Evraklarınızla böyle adam geri çeviremez artık. Biraz da Hollanda'dan bahsedeceğim. Kısa kısa yani kafanıza yatsın diye. Hollanda biliyorsunuz Avrupa'nın en çok turist çeken ülkesi. Avrupa'nın en özgürlükçü ülkesi. Zaten az buçuk duymuşsunuzdur haberlerde olsun, videolarda olsun. Bir ülke düşün, Türkiye'de Konya kadar yani yüz ölçümü Konya kadar ve dünyanın ihracat şampiyonu. Tarım ürünlerinde bir numara. Yani böyle bir ülke düşün, her tarafı tarım, tarıma yönelik. Çiftçi olan bir insan için bulunmaz bir yer. Avrupa'nın en alçak ülkesi. Alçaktan kastım deniz seviyesinin çok çok aşağısında. Nereden baksanız %26'sı ülkenin deniz seviyesinin çok çok altında bir ülke. Çok garip bir bilgi daha var. Yani Hollanda kapitalizmin çıktığı ülke.
herkes şöyle biliyordu. Amerika'da kapitalizm çıktı. Fakat Amerika'da değil, Hollanda'da çıktı. Zaten şey olduğu için, büyük bir ekonomiye sahip olduğu için düşünebiliyor musunuz? Borsanın çıkış yaptığı ülke, yani ilk defa borsa dediğimiz olay bu ülkede gerçekleşiyor ve dünyaya yayılıyor. Dolayısıyla kapitalizmin aslında neden başladığının bir göstergesi bu. Bu ülkede aşırı derecede yabancı sermaye yatırımı var ve tahmin edemeyeceğiniz kadar bir para dönüyor bu ülkede. Bu da bu ülkeye gitmek için büyük bir sebep. Ülkenin 1/5'ini yabancılar oluşturuyor. Bakın size bir son bir bilgi daha vereceğim Hollanda ile ilgili. Tarım ürünlerinde 100 milyar avro bir yılda yapmışlar en son rakamlara göre. Bu da demek oluyor ki Çin ve Amerika'ya nazaran toprak büyüklüğüne göre Çin çok büyük topraklara sahip. Amerika çok büyük topraklara sahip ama Hollanda Konya kadar toprağı olmasına rağmen yıllık 100 milyon avro bir ciro yapmış ihracatta. Bu da demek oluyor ki bu ülkede muazzam derecede tarım var ve para var demektir. Videonun sonuna gelelim. Umarım faydalı olmuştur. Bazı arkadaşlarımız bana sürekli iş başvurusu nasıl yaparız? Eğer izlemediyseniz iş başvurusu nasıl yapılır? Şu yukarıda hemen paylaşacağım. Oradaki linkten bakıp izleyebilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.